25 Ocak, 31 Ocak değerli yengeç burçları nasılsınız? Yükselen mi ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official benim Instagram sayfam. Takip etmek isterseniz günlük burç yorumlarınızda düzenli olarak yazıyorum. Takip etmek isterseniz keyif sizin diyorum. Haritaya hemen bakıyorum. Çevreyle alakalı olan iletişimlerle ilgili kendinizi bu hafta kısıtlayabilir. Kimseyle görüşmek istemeyebilir. Hatta işe bahane yapıp işte değil de evde kalmak isteyebilirsiniz. Çünkü iş çevrenizdeki insanların düzensiz tavırları, sistemsiz tavırları sizi o kadar çok yormaya başladı ki hani iş görevinizi tamamlamak istiyorsunuz ama oranın dikkat ve sistem problemi olduğu için siz işe konsantre olamıyorsunuz. Bu yüzden de bunu çevrenizdeki üst düzey yöneticilerle görüşüp artık bu cesareti ya da yardımcınız ya da bulunduğunuz müdürünüz kimse bunu çözmeniz gerekiyor. Bu artık sizde ciddi bir huzursuzluk ve düzensizlik yaratmaya başladı değerli yengeç burçları. O yüzden de bir hamle alırsam hata eder miyim? Görüşsem mi, görüşmesem mi? Bana ne gibi sıkıntı yaratır diyorsanız sistem zaten ciddi bir problemde. Siz de bu şekilde devam ederseniz başka bir iş arayışına girmek zorundasınız. Şu anda alternatif bir nokta yok. Çok araştırdınız. Şu an öyle bir riskete girmek gerek yok. Yöneticileriniz ya da müdürünüz ya da üst düzeyiniz kimse görüşmeniz lazım. Bazı büyük firmalarda çalışan bazı yengeç burçlarının da özellikle akademisyenlik, hukuk ya da bu tarz doktor olabilir. Bu tarz alanda oluşan insanlar kendi ofisini, kendi sistemini kurmak istiyorsunuz. Muhasebeci de olabilirsiniz. Bununla ilgili yer arayışı ve bu düzeni oturtma kararı içerisindesiniz. Evet, doğru bir karar yapmanız lazım. Sizden çok iyi bir marka olur. Böyle bir enerjiniz var. Sadece maddi olarak kenardaki para size yetebilir mi diye endişeleriniz var. Hayır, yeter. Siz azla yetinmeyi bilip sadece kendi markanızı yaratmak istiyorsunuz. Bunun için çok doğru, net bir karar verdiniz ve yapın istiyorum. Özellikle devlet sektöründe çalışan bazı yengeç burçlarında çevrenizdeki insanlardan alacağınız övgü ya da sizinle ilgili yüksek eğitim ya da tamamlamanız gereken bir eğitim süreciniz olabilir. Bununla ilgili altyapıları oturtursanız ileride basamaklarınızla ilgili çok büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bu ara gereksiz bir para harcamanız var. Hiç doyumsuzca para harcıyorsunuz ve önü görmeden para harcıyorsunuz. Yani mutlu olmak için yapıyor olabilir. Çok fazla eksiğiniz olduğu için de yapmanız gereken problemler var ama şu en azından bir Nisan ayına kadar dikkatli ve kontrollü para harcamanızı uygun görürüm de. Gereksiz alışverişlere karşıyız. Rica ediyorum. Bunlara dikkat etmeniz lazım değerli yengeç burçlarım. Özel hayatında uzun süredir ilişkisi olmayan yengeç burçlarında değişik heyecan, değişik güzel hareketler, görüşme enerjinizin çok yüksek olduğu bir hafta sizi bekliyor olacak. Doğru kararlar haftası ilişkilerinizle alakalı. Hatta çok uzun süredir biten bir şeyle ilgili de hüzünlü bir haber alabilirsiniz. Bununla ilgili tüh diyebileceğiniz bir haber ama siz sadakanızı verin. Öyle bir insandan kurtulduğunuzda yepyeni gelecek bir insan size değer verecek. Önemli olan değer görmektir değerli yengeç burçlarım. Özellikle de atama bekleyen uzun süredir yani oldu olacak puanım da yetiyor deyip de hala beklentide olan değerli yengeç burçları biraz daha şansınızı zorlamanız gerekiyor. Şu an herkes bir arayış evresinde bununla ilgili beklemeniz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle anne soyunuzla alakalı çözülmesi ve satılması gereken bir mal konunuz var. Bununla ilgili de aile kararıyla bu mal satışa çıkartılmış. Yani burada 3-4 kişinin gereksiz atışmaları olsa da sonu sizin için hayırlı olacağını söyleyebilirim. Evli olan yengeç burçlarında aslında güzel gidiyor. Daha da birbirinizle flörtöz, zaman geçirme, birbirinizi tanıma dediğimiz evreli, hataları örtme, duygusallık anlamında birbirimizle pekişme dediğimiz bir hafta. Özellikle erkek çocukları olan bazı yengeç burçlarında çocuklarınızla ilgili yeni planladığınız yatırım ya da yurt dışı ile ilgili planladığınız bazı yatırımlar gündeme gelebilir. Bununla ilgili ya da yurt dışı ile ilgili çocuğunuzun eğitimiyle ilgili yapmak istediğiniz süreçler gündeme gelebilir. Bu da doğru bir karar. Hayırlı olsun değerli yengeç burçlarım. Sağlık olarak uzun süredir kilo, şeker, tansiyon ve kilo problemlerimizi kontrol edeceğiz. Özellikle göbek ve basen bölgemiz ve uzun süredir sporla alakalı ilişkimizi kesmiştik değerli yengeç burçları. Artık onunla barışmayı denememiz lazım. Lütfen spor enerjinizi düzeltin. Vücut kaslarınızda
hani sıkılaşmaya ihtiyacı var. Bunları ihmal etmeyin. Kendi kariyerinizle alakalı da uzun süredir yapmak istediğiniz yüksek lisans, master ya da astrolojik eğitimleri alabilir. Böyle düşünceler olan yengeç burçları da şimdiden yapmanız gerekiyor. Sizin için gayet hayırlı ve aydınlık. Kendinizi keşfetmek kadar güzel bir şey yok. Farkındalık olmak kadar güzel bir şey yok değerli yengeç burçları. Siz her şeyi başarabilirsiniz. Ve hedefleriniz çok yüksek. İnancınızı kaybetmeyin. Rabbim sizinle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.